Sevgili gençler merhabalar. Evet AYT çözelim biraz. Bilgisayar mal AYT çözüyoruz. Ağlık ve kütle merkezi. Niye ağlık ve kütle merkezi diye ayrı ayrı yazmış. Niye ağlık ve kütle merkezi? Niye sadece kütle merkezi dememiş veya sadece ağlık merkezi dememiş? Şimdi anlayacağız. Önce ne yapıyoruz? İlk videomuzda önce okul kitabından özet yapıyoruz. Değil mi? Artık anlamışsınızdır herhalde taktiği. Önce okul kitabımızdan kütle merkezini özetliyoruz. Önemli yerin altını çiziyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Sonra bilgisayar alanına soru çözüyoruz. Peki hemen başlıyorum. Hemen başlıyorum. İyi dinleyin. Okul kitabınız varsa bu senenin 11. sınıf map kitabı. Geçen senekiyle çok fark olduğunu zannetmiyorum. Pekala. Kütle ve ağırlık merkezi sayfa kaç? Sayfa 203 arkadaşlar. Cisimlere etki eden kütle çekim kuvvetine ağırlık adı verilir. Cismi oluşturan parçacıkların ağırlıklarının bileşkesinin uygulama noktasına ağırlık merkezi denir. Arkadaşlar ağırlık merkezi kütle merkezinin farkını anlatmış burada. Bunu da 2018'de AYT'de sormuş. 2018 veya 19 yanlış hatırlıyor olabilirim. Uzun uzun anlatmış burada sormuş yani. Anlattım sorarım diyor. Yer çekimi olmayan ortamlarda cismin ağırlığı olmadığı için ağırlık merkezi kavramından söz edilemez. Şimdi gelecek sorumuzla bak hemen yapıştıralım. Yer çekimi olmayan ortamlarda ağırlık da olmadığından dolayı Ağırlık merkezi kavramından bahsedilmez. Kütle merkezi olur orada. Ancak gerçekimi olmadığında bile cisimler bir kütleye sahiptir. Cismin sahip olduğu kütlenin tamamının toplandığı kabul edilen noktaya cismin kütle merkezi denir. Düzgün geometrik şekle sahip homojen cisimlerde kütle merkezi cismin geometrik şekli merkezidir. Bunu altın çizmeme gerek yok. Bir daha gelecek cümlenin aynısı gelecek. Orada altını çizeceğim tekrar ama. Kütle merkezi skaler büyüklük Kütle merkezi skaler büyüklüğün merkezi iken ağırlık merkezi vektörel büyüklüğünün uygulama merkezidir demiş. Burası önemli. Bir noktadaki yer çekimi iğmesi o noktadan dünyanın merkezine olan uzaklığına bağlı olarak değişir. Yeryüzüne yakın yerlerde yer çekimi iğmesi büyükken yeryüzünden uzaklaştıkça yer çekimi iğmesi azalır. Bu nedenle yeryüzünde duran bir cismin alt taraflarındaki noktalarına etki eden yer kuvveti üst taraflarındaki noktaları etki eden çekim kuvvetinden büyüktür. Arkadaşlar bu sormuş adam bunu ya direkt. Direkt bunu sormuş var ya hiç böyle kıvırmamış yani. Şöyle bir cisim var. Uzunca bir bina düşünün arkadaşlar. Çok düşük yani küçük boya sahip taş toprak kapı vesaire onlar için çok fark etmiyor da belki. Uzun bir bina düşünün şimdi. Gökdelen gibi bir şey düşünün veya 10 katlı bina düşünün mesela. E, kütle merkezi tam ortası. Hacim merkezi aynı zamanda diyebiliriz. homojense tabi. Kütle merkezi tam ortası ama ağırlık merkezi biraz, daha aşağıda bakın dikkat edin. Neden? E çünkü dünyanın dünyanın yüzeyinde küt, ağırlık e, yer çekimi iğmesi en büyük ama dünya yüzeyinin uzaklaştıkça yer çekimi iğmesi G azalıyor. Bunu 12. sınıf konumuzda göreceğiz. Genel çekim keplerde göreceğiz. G azalır olduğunu bilmemiz lazım. Dünya yüzeyinde G yer çekimi iğmesi en büyük değerde. Uzaklaştıkça yer yüzeyinden G yer çekimi iğmesi azalıyor. Daha yükseklerde G daha küçük olduğu için ağırlık da daha küçük. G eşittir M çarpı G değil mi arkadaşlar? Evet. Peki kütle sabittir değişmez. G'nin azaldığı yerlerde G ağırlık azaldığından dolayı ağırlık merkezi yere yakın yerlere daha fazla yerden uzak yerlere daha az olduğundan her zaman cisimlerin kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı yer değildir. Eğer G her tarafta aynıdır dememişse A merkezi her zaman daha aşağıdadır arkadaşlar. Yine daha yakın yerlerdedir. Ona sormuş vatandaş ona göre. Herhalde anlaşılmıştır çok. Uzatmıyorum yani. Düzgün şekle sahip cismin üzerindeki noktalara etki eden yer çekim kuvvetini göstermiş vatandaş. Peki şu soruyu aynen böyle sormuş işte. Gökdelenler demiş. Niye gökdelenlerin kütle merkezi ağırlık merkezi aynı yer değildir demiş. Yer çekim dünya yüzeyinde en büyüktür. Yukarı çıkıldıkça azalacağından dolayı demiş. Bu da binalarla falan görseli aynen. Ayet'e de olarak sormuş arkadaşlar bakın. Gökdelen gibi çok yüksek aynen böyle sormuş. Gökdelen gibi çok yüksek yapıların her noktasına aynı büyüklükte çekim kuvveti etki etmez. Çekim kuvvetlerinin bileşkesinin yeri çekim inmesinin sabit kabul edildiği durumlardaki bileşkesinin yerinden farklı olur. Ancak kütle merkezi yer çekiminden bağımsız olduğu için daima cismin geometrik merkezi olur. Bu nedenle yüksek binalarda ağırlık merkezi ile kütle merkezi çakışık olmaz. Bu nedenle yüksek binalarda ağırlık merkezi ile kütle merkezi çakışık olmaz. Yeryüzünden uzaklaştıkça azalan yer çekim ivmesindeki bu değişim boyutları küçük cisimler üzerinde ihmal edilebilecek kadar düzeydeyken çok yüksek cisimlerde fark edilecek düzeydedir. Gökdelen kule gibi yüksek binalar yapılırken bu alanla ilgilenen mühendis ve mimarlar projenin ağırlık merkezinin yerine dikkat ederek, dikkat ederek hazırlarlar demiş. Evet, herhalde anlaşıldı mevzu geçiyorum. Kütle merkezi formülü arkadaşlar yer çekim ivmesinin cisim üzerindeki her noktada aynı olduğu kabul edilirse, G her tarafta aynı kabul edilirse, A merkezi ile kütle merkezi çakışık olur. Anlaşıldı. Demiş ki bir cisim koordinat eksenine yerleştirirsen, koordinat eksende bu cismin kütle merkezini nasıl bulursun? Şöyle bir cisim var. G1, G2, G3 almış. G1'in x eksenindeki yeri, y eksenindeki yeri ispat yapmış. Bu da uzun uzun. Çok orijinal bir ispat aslında. Ben uzatmıyorum. Koordinatlardan şöyle buluyoruz arkadaşlar. G1 çarpı x1 artı g2 çarpı x2 artı g3 çarpı x3 böyle toplam kütle ile x'i buldun. g1 çarpı y1, g2 çarpı y2, g3 çarpı y3 böyle toplam kütle ile de y eksenindeki yerini buldun. Torktan yapmış, ispat yapmış. Çok orijinal bir ispat yapmış. Uzatmayacağım. Atlan çizim sadece. x kaç tane kütle varsa topla hepsini. m1, x1, m2, x2, m3, x3, m3, x3, m3 x4 falan filan böyle toplam kütle. y nasıl buluyorsun? Benzer şekilde m1, y1, m2, y2, m3, y3 böyle toplam kütle ile x'i buluyorsun. XY bu sistemin kütle merkezi oluyor işte. X'ye bulduğum kodan eksenindeki bu nokta sistemin kütle merkezidir. Nokta. Burada bir örnek vermiş. Ha bu örnekte kütle merkezi formülü uygulamış. Çözümünü kütle merkezi formülle yapmış. Ben size daha kolay bir yol söyleyeceğim arkadaşlar şimdi. Bak burada örnek demiş. Aşağıda çözümünü yapmış. Ne bulmuş cevabını? Ne bulmuş cevabını burada? birebir bulmuş. Eksi birebir bulmuş değil mi? Ha yani Biz bunu formülle değil de daha kolay bir yolla yapacağız. Göreceksiniz şimdi. Peki 3M burada var. 2M burada var. M burada var. Formülle yaparsın ama daha kolay bir yolu varken niye formülle uğraşıyorsun uzun uzun? M ile 2M'nin ortak kütle merkezi arkadaşlar neresidir? Torka göre düşünelim. Şurasıdır. Hocam nasıl bulduk onu? 2M çarpı 1 bir birim. M çarpı 2 birim. Torklar eşittir değil mi? Eşittir. Peki X'in toplandığı yer 3M ile burasıdır. Artık bunlara ilgilenmiyorum. Şu üçmene şu üçmenin tam ortası arkadaşlar neresi bakın bakalım. 1, 2, 3, 4 olduğundan üçmene üçmenin tam ortası burası. Yani sistemin ortak kütle merkezi burasıdır. Sanki altı men kütle burada toplanmış gibi düşünülebilir. Koordinat ekseninde bunun x'inin eksi 1 olduğu, y'sinin artı 1 olduğu bellidir. A'nın da ortak kütle merkezi y burasıdır. Ne bulduk? Eksi 1'e artı 1. Ve bunun için formülle uzun uzun işlem yapmaya gerek yok yani. Kolay yolu bu. Geçiyorum. Evet önemli bilgiler var burada. İlk video uzun oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Çünkü özet yapıyoruz ilk videomuzda. Anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Düzgün geometrik şekle sahip olan cisimlerde işte biraz önce altını çizmediğim tekrar gelecek dediğim cümle buydu. Düzgün geometrik şekle sahip olan cisimlerde kütle merkezi cismin geometrik merkezidir. Eğer cisim düzgün geometrik şekle sahip değilse cismin kütle merkezi hesaplanarak bulunur. Hesaplanır o zaman. Arkadaşlar düzgün türde şu bulun, Tam ortasıdır. İpli asarsan T ip gelmesi çubuğun ağırlığına eşittir. Çubuğun hizasıyla daha doğrusu çubuğun kütle merkezinin hizasıyla ipin hizası aynı hizada olmalı ki tork dengesi sağlansın. Peki destek hizasına koyarsan çubuğun kütle merkezi tam destek hizasından geçmeli ki sağa sola devrilmesin. Düzgün ve türdeş çubuk demek bu demektir arkadaşlar. Düzgün ve türdeş bir çubuğun kütle merkezi çubuğun tam orta noktasıdır. Eğer bu çubuk kütle merkezinden asılırsa ya bir destek üzerine yerleştirilirse dengede kalır demiş. Bir başka şunu anlatmış şimdi. Şunu anlatmış. Kütle merkezi O noktası olan ve esnemeyen iple asılan levha şeklindeki düzgün ve türdeş cisim hangi noktadan asılırsa asılsın ip doğrultusu cismin kütle merkezinden geçecek şekilde dengede kalır. Önemli. Nereden asılırsa asılsın bakın dikkat edin. Buradan astın, ipin uzantısı kütle merkezinden geçti. Buradan astın, ipin uzantısı kütle merkezinden geçti. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Peki türdeş olmayan cisimlerde nasıl olacak? Ben türdeş olmayan cisim. Türdeş olmayan cisimlerin kütle merkezi O noktası olan bir cisim esnemeyen iple hangi noktada nasıl ısrarsın? İpin doğrultusu kütle merkezinden geçmek zorundadır. Arkadaşlar türdeş olsun veya olmasın. Levha olsun çubuk olsun fark etmez. İple astığınız zaman muhakkak ağırlık doğrultusuyla ile ip hizası aynı hizada olmak zorunda. Yoksa tork dengesi sağlanmaz. Bu cisim böyle dengede kalmaz. Sağa veya sola devrilir. He. Yatay düzlemdeki burası önemli. Burası ayrı bir nokta. Ayrı Burası farklı bir yer. Değiştirdik. Yatay düzlemdeki bir cismin ağırlığı bulunduğu yüzeye her zaman diktir. Eğer cismin ağırlığının doğrultusu cismin taban sınırları içinde kalırsa cismin bulunduğu zemin üzerinde dengede kalır. Bunu altını çiziyorum bakın. Çizmişim ama bir daha çiziyorum. Eğer cismin ağırlığının doğrultusu cismin taban sınırları içinde kalırsa cismin bulunduğu zemin üzerinde dengede kalır. Cismin ağırlığı G ile N zemin tepki kuvvetinin o nokta sonra göre torkları birlikte eşit ve zıt yönlü olduğu için cisim dengededir. Cismin ağırlığının doğrultusu cisim taban sınırları içinden geçmezse cismin ağırlığının ve zemin tepki kuvvetlerinin topla birbirine eşit olmaz. Bu nedenle cisim dengede kalmaz ve devrilir. Aha da bu. Bunu anlatmış yani. Arkadaşlar şuraya dikkat edin bakalım. Cismin ağırlığı iki destek arasından taban sınırları arasından geçiyorsa dengede kalır. G ağırlığı iki taban sınırından geçmiş dengede kalır devrilmez. Dengede kalır dengede kalır devrilmez. Fakat bunun ağırlığı taban sınırlarının dışına taşmış arkadaşlar. Bak bu devrilir artık. Bu dengede kalamaz. Öyle değil mi? Hangisi dengede kalır diyecekler. Cismin ağırlığı taban sınırlarının dışındaysa bu cisim dengede kalamaz devrilir diyeceksin. Budur. Bu da çok orijinal bir örnek vermiş bence. Yani çoğu kitapta olmayan bu uygulama bence. Gayet orijinal. Şekil 1 ve şekil 2'de verilen aynı ağırlığa sahip H ve 2H yüksekliğine taban alanları A olan cisimler K ve L noktalarına eşit kuvvetler uygulanarak o noktası etrafında devrilmek istenmektedir. Buna göre hangi cisim daha önce devrilir? Demiş. Arkadaşlar gayet güzel açıklama yapmış. Uzatmıyorum. Demiş ki Buna göre taban alanları ve ağırlıklara aynı olan iki cisimden yüksek olan daha önce devrilir. Neden yüksek olan daha önce devrilir biliyor musunuz? Bunun ağırlığının şu köşegen ne yaptığı açı teta 1. Bunun ağırlığının köşegen ne yaptığı açı teta 2. Teta 1 açısı büyüklüğü teta 2 açısı olduğundan önce ağırlık merkezi desteklerin dışına önce bunda. Peki devrilecek devrilecek devrilecek. Şöyle olacak mesela. Bak cisim ağırlık merkezi desteklerin dışına taştı arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz eğer cisim ağırlığı daha çabuk desteklerin dışına taştı. Gördünüz mü? Anında devrildi. Fakat bunu daha çok eğebilirsin aşağıya. Daha çok yamultabilirsin. Çünkü kolay kolay taban sınırları dışına daha zor taşar. Niye? Açı büyük olduğu için. Velhasıl kelam alan, taban alanları ve ağırlıkları aynı olan iki cisimden yüksek olan daha önce devrilir. Velhasıl kelam. Mesela şurada gayet bir örnek, güzel bir örnek yapmış. Demiş ki devrilme sıraları nedir demiş. Devrilme sıraları. Arkadaşlar bunun ağırlık merkezi şuradan geçiyor. Taban sınırları içinden geçiyor. Biraz daha açıyı arttır, açıyı arttır, açıyı arttır. Bir süre sonra devrilecektir değil mi? Bu ağırlık sınırlarının dışına taşacağı için. Şöyle bir şey olacak yani. Ağırlık buradan geçecek ya. O yüzden. Peki bunun ağırlığı taban sınırları arasından geçiyor. Bunun ağırlığı da şu anda taban sınırlarından ama tam sınırdan geçiyor şu an. Ancak dengede kalıyor bu vatandaş. Sen bunu acık devirdiğin zaman birazcık eğik düzlemin eğim açısını arttırdığın zaman hemen bu pat devrilecek. Neden? Çünkü tam sınırda zaten. Hemen dışına taşacak. Bak bir süre sonra şöyle olacak yani konumumuz. Aşağı yukarı tahmin ediyoruz öyle değil mi? Ağırlık merkezim buradan geçiyor. Gayet senin daha taban sınırından taşmışsın dışarıya. Anında devrildin. İlk devrilen 3. Peki en zor devrilen bu. Neden? Taban sınırından dışarı taşmaya daha çok var senin. Yüksel, yüksel 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 bakalım. Şöyle gel. Eğer sen yeteri kadar genişsin ve ağırlık merkezin hala taban sınırlarından veya tam sınırdan geçiyor. Devrilmen zor senin işte. En son bu devrilir arkadaşlar. İlk bu devrilir. Devrilme sırası önce 3 devrilir. Sonra 1 devrilir. Sonra 2 devrilir gibi gayet güzel bir örnek vermiş bence. Hoş olmuş. Evet devam ediyorum. Evet gayet güzel bilgiler. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın farklı renklerle çizdim buraları. O yüzden hepsi farklı şey tekabül ediyor. Öz kütlesi aynı olan iki çubuktan L olan ağırlığı G kadarsa uzunluğunun iki katına çıkarılması durumunda ağırlık 2G olur. Arkadaşlar hemen şöyle izah edemezse. Neden biliyor musunuz? D eşittir. M bölü V'dir değil mi öz kütle? Evet. Peki sen burada M kütle yerine kardeş D çarpı V yazıldığını madde ve özelliklerinden biliyorsun artık herhalde. Fizikte temel bir bilgidir. Peki bu V hacim 3 boyutlarda hacim kullanırsın. Fakat tek boyutlarda çubuk veya tel gibi tek boyutlu cisimlerde M kütle yerine D çarpı L uzunluk yazabilirsin. M kütle yerine D çarpı A alan yazarsın levhalarda. M kütle yerine D çarpı V yazarsın 3 boyutlu hacime sahip cisimlerde. Çubuk veya telde e, d aynı olduğuna göre, aynı maddeden yapıldığına göre kütle uzunluk doğru orantılı tek boyutlularda, kütle alan doğru orantılı levhalarda, iki boyutlularda, e, hacimle kütle doğru orantılı aynı maddeysen kim? Üç boyutlu cisimlerde. Bunları anlatmaya çalışmış burada yani. Mantığı bu. Peki tekrar edelim. E, çubukta L olana G dersen, ikili olana ki G dersin. Yani öyle değil mi? Şu kütlesi aynı olan iki letken, iki levhadan alanı A olanın ağırlığı G kadarsa alanı iki katına çıkarmaz durumunda levhanın ağırlığı 2G olur. Arkadaşlar yalnız şöyle bir şey var ha. Yarıçap verdiğinde aman dikkat edin. Ben size şöyle hemen uyarayım. R yarıçaplı 2 yarıçap 2 tane levhamız var yalnız. Küre değil bakın dikkat edin. Bunun yarıçapı R, bunun yarıçapı 2R. Aynı maddede yapılmışlar. Bunun alanı ne kadar? πR kare kadar. Bunun alanı ne kadar? 4πR kare kadar. E sen buna G dersen kardeş oran olarak G dersen buna 4G demek zorundasın yalnız ona göre. Yani bu da alan vermiştik ya. A alanla G dersin. iki alanla 2G dersin. Doğru fakat yarıçap verseydi mesela dairesel levha deseydi R yarı çaplıya G dersen 2 yarı çaplının 4G demen lazım. Aynı maddesi tabii ki. Peki küre olsaydı ne olacaktı? Peki küre olsaydı hacim. O da 3. cümlede var bakın. Onu farklı renkle çizmişim. Öz kütlesi aynı olan iki cisimden hacmi V olanlarla G ise Hacim 2 katını çıkarsa ağırlık 2G olur. Doğru. Problem yok. Bu da göstermiş. V hacimliye G dersen 2V 2G dersin. Tamam da. Ama küre verir de r küre yarıçaplı derse işte o zaman işler değişir. Hemen izah edeyim size. Küre var burada. 3 boyutlu. Küre var. 3 boyutlu. Bunun yarı R. Bunun yarı 2R olsaydı ne diyecektik biliyor musunuz? Aynı maddede bulmuşlarsa 4 bölü 3 pi R küp kürenin hacmi. Buna G dersen aynı madde için konuşuyoruz tabii ki. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 8 küp olacağından 8 veya bunun aranı 8 ye demen lazım ha. Aman dikkat edin sorularda gelecektir. Bu küre bu küre için konuştum ha. Bu da dairesel levha için konuştum. Ona göre. Bunu anlatmaya çalışmış burada. Peki kesit uzunlukları diğer uzunluğunun şimdi özetliyor burada aynı şeyler söylüyor aslında. Kesit uzunlukları diğer uzunluğunun yanında ihmal edilecek kadar küçük olan cisimler de tek boyutlu olarak kabul edilirler. Tek boyutlu yani tel veya çubuk gibi. Bu durumda öz kütleleri aynı olan tek boyutlu cisimlerin ağırlıkları uzunlukla doğru orantılıdır. Anlaşıldı. Levhalarda peki? Bu durumda öz kütleleri aynı olan iki boyutlu cisimlerin yani levha mesela ağırlıkları alanlarıyla doğru orantılıdır. Öz kütleleri aynı olan üç boyutlu cisimlerden hacimden bahsediyoruz yani. İçi boş olanların ağırlıkları yüzey alanıyla doğru orantılı. Ama içi dolu olanların ağırlıkları ise hacimle doğru orantılıdır arkadaşlar. Bu da önemli bir ayrıntı olmuş yalnız ona göre. İçi boş küre olursa kabuk ağırlığı ne kadarsa yani kabuk yüzey alanıyla bulunur. Ama içi dolu küre ise hacimle doğru orantılıdır diyebiliriz. Bir başka özelliği burada soru üzerinden vermiş arkadaşlar. Bence önemli bir özellik bu. Bunu atlamayalım. Burada size bir şey vereceğim. Basit bir şey vereceğim. Örnek eşit bölmeli türde bunun soldan ilk iki bölmesi 3 ve 4. bölmesi üzerine katlanırsa altın çizim bak katlanırsa ha, eklenirse değil. Yeni oluşan şeklin ağırlık merkezi ilk duruma göre ne kadar yer değiştirir demiş. Görüyor mu? Yazdıklarım bu arada. Tamam. Arkadaşlar bak burada aşağıda uygulamasını yapmış. Açıklamasını yapmış ama ben size söyleyeyim. 8 bölme çubuğun ağırlığı 8G'di. 8 bölme çubuğun ağırlığı 8G olsun. Ve kütle merkezi de tam ortadan olsun. Peki bu iki bölmeyi katlarsan şunun üzerine katlarsan şu 3 ve 4'ün üzerine katlarsan ne olur? 1, 2, 3, 4 bölme ağırlığı 4G olsun. 1, 2 ama 2 kat olduğu için 4G de buradan olsun. Şu 4G ile şu 4G'nin ortak kütle merkezi 8G burasıdır artık. Doğru mu? 8G burası. Peki ne kadar yer değiştirmiş abi? Yarım birim yer değiştirmiş. Doğru mu? 1 bölü 2 birim. İşte burada uzun uzun anlatmış ya. Peki ölçekli vermeseydi, garip rakamlar olsaydı ne yapacaktık? Peki formülümüz şu. Yazın, not edin kenara. Delta x kütle merkezinin yer değişimi miktarı delta x eşittir. A kare bölü L. A dediğin şey arkadaşlar şu iki bölmeyi katlamışsın ya. Katladığın bölümün uzunluğu A olmak üzere. Tüm çubuğun uzunluğu L olmak üzere. 8 bölme. Peki formülü uyarlayalım bakalım şimdi. Katlanan kısmın uzunluğu 2 bölme. A kare bölü L'yi bakalım şimdi. Delta x eşittir. A kare 2 bölme olduğu için A kareden ne gelecek? 2'nin karesinden 4. Tüm çubuğun uzunluğu 8. Ne kadar yer değiştirdi? 1 bölü 2 birim. Ha, bak 1 bölü 2 bir yer değiştirdim. Buradan formülden daha rahat bulurdum. Ve ekstra bir not vermiş oldum size. Okul kitabında olmayan. E başka? Bir levha asmışsın iple dengede. Eğer buraya bir nolu levhaya şuraya bir şey eklersen bu eklediğin ağırlık, bu levhanın ağırlığı bu levhayı buraya doğru dönmeye zorlar. Bak eklenirse arkadaşlar eklenmiş levha demiş. Eklenirse eklediğin tarafa döner. Peki çıkarmış levha demiş. da levha çıkartırsan ters tarafa kayar bu sefer. Yani eklenirse aynı tarafa Çıkarılırsa ters tarafa Kayal kütle merkezi o yüzden döner ha. Bu nedenle sisteme eklenen parçaların ağırlığı aşağı yönde Sistemden çıkarılan parçaların ağırlığı yukarı yönde gösterilir E tork gereği de levhalar bu yönde bozulur Yapıştırılmıştır arkadaşlar Yapıştırılmıştır, çıkarılmıştır, eklenmiştir, perşinlenmiştir ifadelerine dikkat edelim yalnız Hemen örneğimize bakalım Levha demiş altını çizdik Kürede diyebilirdi ha Çember diyebilirdi İşler değişirdi o zaman değil mi? Levhanın üzerinde aynı maddeden yapılmış. Aynı madde de önemli. Eşit kalınlıkta reyar çaplı daire levha yapıştırılmıştır. Oluşan kütle merkezi o birden kaç şey uzakta olur demiş. Hemen çözümünü yapmış burada ama uzatmayalım isterseniz. Pire kareye alanla doğru doğruları olduğu için G demiş. 4 pire kare 2 reyar çaplı olduğu için 4G demiş. Peki bunu artık bildiğim paralel kuvvetlerin dengesine benzetmiş. G buradan varsa 4G buradan varsa demiş. Ortak kütle merkezi şurada O üstü olsun. İlk kütle merkezi O1 burasıydı. O2 de burasıydı. Peki sen şuraya O1'den uzaklığı sorduğuna göre şuraya x dersin şuraya r eksi x dersin. Buraya göre tork alırsın. 4g çarpı x birim g çarpı r eksi x birim. Bu da r'yi de x'i de daha doğrusu r bölü 5 bulursun falan ya. Yani. yani kolay. Bu da onu anlatmış işte. Uzun uzun. Onu size bırakıyorum. Zaten kolay bir soru uygulamaları bolca gelecek. Şimdi çıkarılmıştır demiş. Ha, ne yapmak istiyor bize? Eklenen parçalarda ağlı aşağı göster diyor. Eklenen parça varsa aşağı göster. Ama çıkarılan parça varsa yukarı yönde göster. İşte açıklamış adam burada. Çıkarılmıştır. Ha, çıkarılırsa ne yapacaksın? Yukarı doğru pi kare göster. Çıkan parça olduğu için bak çıkarılmıştır demiş. Pi kareden g bunlarlı. 4 pi kareden 4 g bunlarlı. Peki neye benzedi şimdi bu? Zıt yönlü paralel kuvvetlerin birleşkesine benzedi kardeş bu. Şuradan yukarıya G göster. Şuradan aşağıya 4G göster. E bu iki tane kuvvetin bileşkesi A'dan değil ki. Büyük kuvvet dışında ve büyük kuvvet yönündedir. Buradan sarsan falan dengede kalır diyeceksin. E şuradan X kala yer değiştirmiş. Şurası O üst olmuş. O üstümüz şurası. Mevcut O birimiz burası. O ikimiz de burası. Olmak üzere. E burası da R olmak üzere. X dersin buraya. 4G çarpı X bu tork buraya çevren, saat yönünde çeviren ama G saat yönü ters yönde çeviren yazarsın torkunu. 4G çarpı X torku eşittir. G çarpı R artı X torkuna dersin. Buradan kaç bulmuş? R 3 kadar. X eşittir. R 3 kadar yer değiştirdiğinde bunu hesaplarsın. Bulursun galiba. Gayet kolay bir örnek olmuş. Hatta başka yolda anlatmış burada. Sonra da gelecek biz de anlatacağız. Arkadaşlar çember demiş bakın. Aynı madde demiş. Çembersel tel demiş. Ha bu da çevre alacaksın bak. Ha tek boyutlu ona göre. Daire levha gibi pire kare alamazsın arkadaşlar. Birleştirilmiştir demiş. 2 pire çevre. 2 pire'den g dersen buna da 2 pi çarp 2 r'den 4 pire gelir. Pire kare değil ha. Çevre uzunluğu alıyorum. 2 g diyeceksin. Ha, levha olsaydı g 4 g dedik bak biraz önce. Ama çembersel tel dediği için g'ye 2 g aldın. E bunun kütle merkezinde şöyle bulursun kardeş. G bu buradan aşağıya. aşağıya. da aşağıya 4G dersin. Pardon 4G değil özür. 2G dersin. Şurası O1. Şurası O2 olmak üzere. Şurada bir yerlerde de O üstü yeni kütle merkezimiz var. <laughs> X dersin şuraya. Şuraya R eksi X dersin. Tork alırsın buraya göre falan filan bulursun yani. 2G çarpı X eşittir. G çarpı R eksi X dersin. Buradan G'lere falan gider. 2X eşittir R X'ten. 3X eşittir R dersin. X eşittir R bölü 3 dersin falan. Öyle bulmuştur herhalde. Ha başka bir şey geldi. Başka bir şey geldi. Şekildeki bir kenarın uzunluğu 6 santim olan O merkezli dikdörtgen biçimindeki türdeş levhanın taralı kısmı kesilerek şekildeki gibi levhan diğer kenarına eklenmektedir. Buradan çıkar buraya ekle demiş yani. Oluşan cismin arat merkezinin O noktasına uzaklığı kaç santim olur demiş. Arkadaşlar bunu çözmek için yani her bölme arkadaşlar dikdörtgeni sen 4 e, parçaya bölersen her parça alanı eşit olduğundan kare değil ha, dikdörtgen de olsa böyledir. Buna G dersin. Buna G dersin. Buna G dersin. Buna G dersin ağırlık olarak. Peki şu G ile şu G simetrik olduğundan 2G'yi şuradan aşağı gösterirsin. Şu G ile şu G simetrik olduğundan buradan aşağı 2G'yi toplam ağırlık merkezini buradan gösterirsin. Peki 2G ile 2G'nin ortak kütle merkezi neresidir? Tam ortasıdır. Tüm sistemin kütle merkezi artık burası. 4G burasıdır artık. Peki önceden ne kadar yer değiştirmiş? 6 santim ya. Zaten şurası 3 santimdi ki. 3 santimdi değil mi? E bu de bunun tam ortası ne oldu? 1.5 santim oldu işte. Burası ne oldu şimdi? 1.5 santim yer değiştirmiş oldu. Peki bunu başka yola nasıl buluruz? Ben yeni yol veriyorum size burada. Pratik yol veriyorum. Bu tür sorularda çıkarma ekleme sorularda arkadaşlar Delt x kütle merkezinin yer değiştirme miktarı eşittir. Çıkarılan kütle çarpı Yer değiştirme miktarı Böyle toplam kütle. Arkadaşlar hemen uygulayalım bakalım. Aynı şey bulacak mıyız? Delta eşittir. Çıkarılan kütle g. Dedik ki her üçgen levhanın g dedik ya. Çap yer değiştirme miktarı. Sen şu noktayı şuradan şuraya taşımışsın kardeş. Bak bakalım şimdi ne kadar iyi. Herhangi bir nokta seç kendini. Herhangi bir nokta seç kendini. Hiç fark etmez. Veya şuraya seçelim ya. Şu noktayı seçmiş olalım. Bu noktayı sen buradan buraya taşımış oldun. Yani 6 santim taşımış oldun. Öyle değil mi? Peki g çap 6 santim. Böyle toplam kütle ne kadar? 4g. 4G'den G çıkarmışsın. G eklemişsin ki toplam G 4G değişmemiş ki yani. E 6 bölü 4'ten ne geldi? 1.5 geldi işte. E bu da sağlam formüldür yalnız. Sorularda uygulayabilirsiniz. Ona göre. Peki bayağı uzun oldu ama ve lakin evet bitirdik galiba. Arkadaşlar şu da önemli bir alıştırma. Dikdörtgen, dikdörtgen levha şekil 1 ve 2'deki gibi asılarak farklı iki biçimde dengelenmiştir. Levhanın ağırlık merkezi hangi noktadadır? Örnekle bir şey vermeye çalışıyor bize. Buradan aslında türdeş değilmiş bu levha. Arkadaşlar bak türdeş ifadesi geçmiyor. Türdeş olsa tam P'den geçerdi. Kardeş ipin uzantısı. Türdeş değilmiş bu levha yani. Sen gidip dağılık merkezini buradan gösteremezsin. Gidip de yamulursun. Yani şu KM doğrultusu üzerinde bir yerlerde. Ama nerede belli değil. Sen bu KM'yi işaretle bakayım şimdi. K'dan asmıştım buradan geçmişti değil mi? L'den geçip M'den geçmişti. Bir daha farklı yalan astın. İki uzantıyı kesiştiği yer. iki uzantının kesiştiği yer. Levhanın kütle merkezi tam olarak L noktası. işte burasıdır hangi nokta? L nokta. Kesin. Aralık falan değil ya yani. Tekrar ediyorum. Levha iki pozisyonda. Aslında iki uzantının ortak kesiştiği yer sistemin kütle merkezidir. Nokta. Son örneğimiz. meşru sorular. Ekleme çıkarma soruları. Arkadaşlar bütün soru, soru iki şey sorulur. Aman çok dikkat edin yamulmayın. Ne diyeceğiz? Levhanın dengede kalabilmesi için sorusu farklı bir sorudur. Ağırlık merkezinin değişmemesi için sorusu farklı bir sorudur. Aman dikkat edin sorularda. Peki A şıkkı ne soğumuş? Taralı parça çıkarılmış. Taralı parça çıkarılırsa. Hee. Taralı parça çıkar. Peki A şıkkı denge bozulmaması için. Arkadaşlar dengenin bozulmaması için sen bu levhanın çıkarttığın levhanın kütlesine M de mesela. İpek otorik al bakalım. 1, 2, 3 birim. Birer birim diyorum ha. 1, 1, 1 diyorum. Sen buradan M kütle çıkarttığın için bu tarafa doğru ne kadar? 3 melek torok sağladın. Bu çıkarıldığı için levha buraya dönmez mi? 3 melek torokla. Evet. Sana buraya doğru 3 melek torok sağlayan bir işlem lazım. 3 melek torok sağlayan bir işlem ne olabilir? Arkadaşlar 1, 2, 3 levhalarının parçaların her 3'ünü birden çıkar bakalım. 1, 2, 3'ü yalnız ha ona göre. Peki 3 m çıkartırsan buradan tam 3 m çıkartırsan 3 m çarpı birbirimden işte buraya 3 m tok sağlamış oldun. 1, 2, 3'ü veya 1 3 4'ü veya 2 3 4'ü yani bu sıradan 3 parça çıkart. Hiç, sırası hiç önemli değil. 5 6 7 8'e dokunma yalnız. Peki A şıkkının cevabı ne olur arkadaşlar? Burada demiş ki A şıkkının cevabı 1 2 3 4 numaralı parçalar incelendiğinde her bir parçanın torkunun büyüklüğü falan filan demiş. 3'ü çıkarılırsa arkadaşlar 3'ü çıkarılırsa. He ne olabilir? A şıkkının cevabı 1 2 3 olur. 1 2 4 olur. 2 3 4 olur. Ya bir sürü ihtimal var yani. Şu sütundan 3 tane parçayı birlikte çıkar. Ha, Ağırlık merkezinin değişmemesi için sorusu tamamen farklı bir sorudur. İşte orada simetriye bakacaksın. Peki niye bakacaksın simetriye bakacaksın derken? Ne demiş hmm. adam burada? Arkadaşlar burada var bakın. En alttaki okuyorum. Levhan ağırlık merkezinin değişmemesi için çıkarılan parçaların ağırlık merkezlerinin levhanın ağırlık merkezine göre simetrik olması gerekir. Bu durumda 8 numaralı parça çıkarılır demiş. Arkadaşlar şu çıkarılan parçanın Levhanın kütle merkezine göre simetriğinden de bir parça çıkartırsan ancak kütle merkezinin yeri değişmez. Doğru mu? Tık 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 tık. Peki. Şu parçanın oya göre simetriği şu parça. Bunu çıkartırsan, bunun karşılığında 8'i çıkartırsan ancak bu levhanın kütle merkezi o noktası kalmaya devam eder. Evet anlaşılmıştır umarım. Evet yarım saat özet oldu da bundan sonra artık hızlıca hemen samalımızı çözelim. Sağmal gelsin bakalım. Bu özet önemliydi bence. Uzattık ama bence önemli. Bilgilerimizi öğrendiğimiz için şimdi hızlı hızlı geçebiliriz artık. Boş yapmayacağız. Hemen sorularımızı çözeceğiz. Evet gelsin bakalım kütle merkezli soruları. Bak hemen geldi gördünüz mü peşin peşin. Okuduk ya. Siz ben okurken boş yapıyorum zannettiniz değil mi? Soruda geliyor kardeş. Boş yapmıyoruz ya bizde boş olmaz. Peki kütle ve ağırlık merkezi ile ilgili olarak demiş. Hangileri doğrudur? Kütle merkezi ile ağırlık merkezi her zaman aynı noktadadır. Değildir. Dedik ya kardeş. Yer çekimi iğmesinin sıfır olduğu bölgede ağırlık merkezinden bahsedilmez. Doğru. Altın çizik. E ağırlık sıfırsa ağırlık merkezinden bahsedilmez ki bir kere yani öyle değil mi? Yer çekiminin sıfır olduğu yerde ağırlık sıfırdır. Dedik ya G eşittir M çarpı G ya. G'nin sıfır olduğu yerde ağırlık sıfırdır. Ağırlığın sıfır olduğu yerde de ağırlık merkezinden bahsedilmez. Doğru bir ifade yani. Düzün geometrik ve öz kütleye sahip gökdelenlerde ağırlık merkezi düşey olarak kütle merkezinden daha aşağıdadır. Doğru. Çünkü dünyada yeryüzüne yakın yerlerde yer çekimi ilmesi daha büyük olduğundan ağırlık merkezi her zaman daha aşağıdadır. Bahsettik özetlerimizde. Tekrar üzerinde durmuyor. Taş dizme sanatçısı. Vay be. Böyle bir sanatçı var mı ya? Böyle bir sanat var mı ya? Taş dizme sanatçısı Mustafa taşları üst üste dizerek dengede kalmasını sağlıyor. Dengede. He. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Tüm taşların ortak kütle merkezi D doğrultusundadır. D doğrultusu beyaz çizgi arkadaşlar bakın. Dikkat edin. E, tüm en alttaki taşın kütle merkezinden destek gibi düşün. En alttaki taş destek gibi düşün. Tüm sistemin kütle merkezi destek hizasından geçiyormuş ki sağ olsa devrilmiyormuş. Doğru bir ifade. D doğrultusunda kütle merkezi. Taşların yere uyguladığı kuvvetin büyüklüğü yerin taşlara uyguladığı tepki kuvvetine eşittir demiş. E doğru. Sıkıntı yok burada. Taşların ağırlıklarından dolayı ağırlıklarından kaynaklanan birleşiklik şey tork sıfırdır. E, tork sıfır ki dengede. Denge şartımız neydi bakalım hatırlayın bakalım. Toplam kuvvet sıfır toplam tork sıfır iki şart beraber sağlanırsa ancak denge sağlanıyordu ya. E, toplam tork sıfır değilse bu levhalar bu taşlar düşer sağa sola yani. O yüzden doğru bir faildir tork sıfır ki dengedeymiş. Bu D eksenine göre D düşey eksene göre sağa çeviren torkla sola çeviren torkla bir eşit ki taşlar dengedeymiş denir. Üçüncü soru. İp cambazı elinde çubukla ip üzerinde yürümektedir. Buna göre hangileri doğrudur? İp cambazı elindeki çubuğun ağırlık merkezinin yerini değiştirmek için kullanır. Doğru. Arkadaşlar bu vatandaş devrilmek isterse mesela ipi ipten aşağı düşecek. Burada o yamuldu. Hemen çubuğu sağa doğru kaydırarak kütle merkezini dengeler. Bunun için kullanır zaten açısal momentum konusunda da izah ediyoruz. Cambaz ve çubuğun ortak ağırlık merkezi ipin düşey doğusundadır. Doğru. Tüm sistemin kütle merkezi ipin yüzasından geçiyormuş ki denge bozulmuyormuş. Alan düşmüyormuş yani. Bunu anlarsın burada. Çubuk cambazın ipi uyguladığı kuvveti artırır demiş. Doğru. E, çubuğun ağırlığı da var. Burak burada merdiven gibi bir şey var bakın. Çubuğu üzerinde tuttuğu bir şey var. E, adamın ağırlığı artı merdivenin ağırlığı artı çubuğun ağırlığı toplamı yere ipe daha sağlam basmasını sağlar. Kuvveti arttırır. Doğru. Sadece kendi ağırlığı yok ki. Daha sağlam basmasını sağlar. O yüzden dengede kalmasını sağlar diyebiliriz. Evet İtalya'nın Pisa kentinde bulunan kule eğikliği ile bilinmektedir. Kulenin devrilmeden dengede kalabilmesinde hangisinin etkisi vardır demiş. Kulenin ağırlık merkezinin AB doğrultusu arasında olmasının demiş. Evet doğru. Arkadaşlar kulenin ağırlık merkezi tam B hizasında veya AB arasında bir yerlerde. Budan bir yerden geçiyormuş. Kulenin ağırlık merkezi o yüzden devrilmiyormuş. Peki şuradan geçseydi ne olurdu? Devrilirdi değil mi? Heh. AB arasında olmaz. Evet doğru. Ağlanın büyüklüğünün demiş. Ağlanın büyüklüğün bir etkisi yok. Ağlanın nereden geçtiğinin bir etkisi var arkadaşlar. Büyüklüğün bir etkisi yok. Ağlanın nereden geçtiğinin etkisi var. Eğer tabanın hizasından taban yüzeyinin arasından bir yerden geçiyorsa devrilmez demiştik hatırlarsanız. Özet yaptık. Kulenin uzunluğuna bağlı mı? Evet bağlı. Neden? E, kule daha uzun olsaydı Ağır merkezde kulenin şuradan bir yerden geçecekti. Taban alanı dışından geçtiğinden dolayı kule devrilecekti. Tabii ki uzunluğun etkisi var. Yani bir büyüçek etkisidir diyebiliriz herhalde. Öyle değil mi? Evet. Arka sayfamıza geçelim bakalım. Neler var? Evet. Meşhur. Yani yapabilirsiniz bunu değil mi? Çok orijinal bir şey değil ha. O falan demeyin yani. Kendiniz evde deneyebilirsiniz bunu. Çok basit bir deney. İki çatala böyle geçirin. Parmaklarım gibi. Şöyle geçirin. Arada Q'dan tutun. Herhangi bir destek dosyanı tutarsanız bu çatalar böyle sallanıp devrilmeden kalabilir yani. Deneyebilirsiniz. Lokantada yemek yerken arkadaşlarına gösteri yapmak isteyen Cem iki çatalı birleştirerek bir kürdan yardımıyla tuzluk üzerinde durduruyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Çataların ortak kütle merkezi kürdan doğrultusundadır demiş. E doğru. Yoksa bozulurlar öyle değil mi? Dengede yani. Tam kürdan hizasındaki devrilmiyormuş. Doğru. Masanın tuzluğu uyguladığı tepki kuvveti Çataların ağırlığı kadardır değil arkadaşlar. Çataların ağırlığı artı kürdanın ağırlığı artı tuzun ağırlığıdır. Bak masan demiş ha tuzun dememiş. E, tuzun ağırlığı var ya çataların artı tuzun artı kürdanın ağırlığı kadardır. O yüzden sadece çataların ağırlığı değil. Çataların ağırlıklarının kürdana göre oluşturdukları torklar eşit büyüklükte ki sağa sola devrilmeden dengede kalabiliyor. Denge şartı budur zaten. Cevabımız 1 ve 3 olduğunu herhalde görebiliyoruz. Denge deyince orada kesin tork sıfırdır arkadaşlar. Evet geldi kütle merkezi formülü. Eşit bir düzlemde bulunan M3, M4, M ve Mx kütleli 4 cismin kütle merkezi O noktasındadır. Mx kaç M'dir? Arkadaşlar okul kitabında bunu ne yaptık özet yaparken? Hemen formül kullanmadan tık 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 yapıverdik. Ama burada 4 M3 M kütle merkezi neresi? M ile Mx'in neresi falan bunu görmek zor. Zorsa kardeş hemen kütle merkezi, kütle merkezi formülüne müracaat et. Burası x ekseni. Burası y ekseni. Koordinat ekseni burası 1, burası 2, burası 3, burası 4. Burası 1, burası 2, burası 3, burası 4. Peki sistemin koordinat eksenindeki kütle merkezinin x, k, m, y, k, m'si belli. x'i 3, y'si 2 olan bir nokta. Sadece x'i belli. x'ten gidelim sadece. x eşittir. Nasıl buluyorduk arkadaşlar biz x'ini? Nasıl buluyorduk? m çarpı 1 m1 çarpı x1 formül hatırlayın m çarpı 1 artı 4m çarpı 2 x'i kesti yerlere bak sadece. Artı 3m çarpı 4 artı mx çarpı 4 bölü toplam kütle ne kadar? 3m 4m daha 7m. m daha 8m artı mx. 8m artı mx ve bu x'i kaç? 3. Bak gördünüz mü? X nerede kesmiş? X eksenini 3'te kesmiş. Eşittir 3 bu ifade. İşte X dediğin şey 3 senin. E çarp, çarp topla böyle bir şey yap işte bul bundan sonra. 8m buradan. 12m buradan 20m. 1m de buradan 21m. 21m artı 4mx eşittir. İster dışarı çarpım yapıyorum. Dikkat edin. 24m artı 3mx. Şu 3'ü bunlara çarpıyorum ha. Artı 3mx. E salla sağa sola bunları. E bunu buraya salla bunu buraya salla. mx eşittir 3m'yi buradan bulursun. Anında bulduk işte. Y eksenine bile gerek kalmadı yani mx 3 m'dir. Ya daha kolay yol yani bilmiyorum. Kütle merkezi formunu kullanmak zorundayız sanki burada. Diğer türlü çok uğraşırsınız yani. 7. soru. Kütleleri farklı noktasal m1, m2, m3 kütlelerinden oluşan sistem şekildeki gibidir. Buna göre m1, m2, m3'ün ortak kütle merkezi hangi noktada bulunamaz demiş. Arkadaşlar burada ne, neye dikkat etmem lazım? Bak buna dikkat etmezsen ama ne gibi uğraşır durursun ha. Kütleleri farklı demiş kardeş ya. Bunun bir altını çiz bakayım. Yoksa tekrar tekrar bakar durursun soruya. He. Bundan yola çık bakalım şimdi. Aynı olsaydı ne olurdu? Mesela M1 eşittir M olsaydı. M2 M olsaydı. M ile M'nin ortak kütle merkezi 2M burada olurdu. Doğru mu? 2M. Peki 2M ile 2M'nin ortak kütle merkezi de. Mesela M3 2M olsaydı mesela. 2M ile 2M'nin ortak kütle merkezi Z noktası olurdu. Olurdu. Ne zaman? M, M olsaydı. E olduğuna göre Z noktası olamaz. Geçtik onu. Z olamaz değil mi? Z cırt gitti. Mesela M3 M1 eşit olsaydı. Mesela M3 M olsaydı. M1 de M olsaydı. Tık 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 tık. X'in tam ortası neyse şurası. 2M. 2M ile 2M'nin ortak kütlemek Z olurdu. M2 2M olsaydı. E peki M ile M değil kardeş. Eşit değil iki kütleleri. Bu M bu M olsaydı ortak kütle merkezinin Y olabilirdi. E Y de gitti o zaman. Çünkü kütlenin farklı. E benzer mantıkla M3'e M'de, M2'ye M'de x'in ortak kütle merkezinden 2M buradan gelecek. Doğru mu? Şu 2M ile şu 2M'nin ortak kütle merkezi de x olurdu. M1 e iki m de 2M olsaydı. Ama bu M bu M olamayacağına göre farklı olacağına göre x de olamaz. O da gitti cilt. Hiçbirisi olamazmış o zaman. Neden? Kütleleri farklı olduğu için. Herhangi iki kütle eşit olsaydı herhangi birisi olabilirdi. Hepsi olurdu ya. Yani. Sekizinci soru. Eşit kalınlıktaki türdeş kaleme levhalarının kütleleri sırasıyla 2M, M'dir. Buna göre ortak kütle merkezi hangisidir demiş. Bu kolay. Sırasıyla arkadaşlar K'nın kütlesi kaç bölme olduğuna bakma. Ha. 6 bölmeye hocam 4 bölmeye kardeş kütlesini vermiş. Kaç bölme olduğunu ne, ne önemi var? Sonuçta burası 2M. Vermiş mi sana? Vermiş. Tamam. Beni ilgilendirmez. Burası neymiş? M. Burası neymiş? M. Peki arkadaşlar M ile M'nin ortak kütle merkezinin Tam şurası 2M olduğunu kabul ediyor muyuz acaba artık? Bak hep öyle yapıyoruz ha. Şu M ile şu M'nin ortak kütle merkezi tam ortası 2M'dir. Artık buna ilgilenmene gerek yok. Şu 2M ile şu 2M'nin tam ortası neresi peki? Şurası 4M. Tüm sistemin kütle merkezi 4M burada toplanmış gibi düşünüyorum. Sistemin kütle merkezi burasıdır. Peki bu da aşağı x eksenini kestiği yer neresi bunun? 2 ile 3'ün tam ortası. Yani 2,5. 5 2. X'i 5 2 olan ama Y'si 2 olan x'i 5 bir 2 olan y'si 2 olan nokta hangisi ise cevabımız nerede var? E şıkkında var. Evet 9. soru meşhur sorudur. Çıkmış sorulara benzer sorudur. Şekildeki gibi dengede olan düzgün ve türdeş KLMN karelerinin kütleleri sırasıyla MK, ML, MM'dir demiş. Düzgün ve türdeş demiş ama özdeş dememiş. Eş kütleli dememiş arkadaşlar. Yoksa niye sorsun ki bunlar yani öyle değil mi? Bir de olabilir demiş. Olabilir. Bunun aranı buradan göster ve N'de. Ağırlık M falan demiyorum. Yani kütle falan göstermiyorum. Direkt M diyorum. Kalabalık yapmasın diye. Burası L. Burası da K. Ağırlık olarak gösterdim bunlara. Bir ipe alacağım şimdi. Dengede olduğuna göre. Dengededir ya dengede. Dengede demiş ya soruda. E demek ki ipe göre aldım mı sağa sola çeviren torkla ki dengede kardeş bu. Peki bir, bir, bir. Birer birim o olsun buralar. Her aralık, her köşeye e, ipe göre torka bakalım. N çap 2 birim gördün mü? Arkadaşlar M'nin torku yok. Neden? İpin uzantısından geçen kuvvetin torku olmaz ki kardeş. Dönme ekseninden geçen kuvvetin torku sıfır olduğundan M ile hiç ilgilenmiyorum. N çap 2 birim eşit olmalı. L çap 2 birim artı K çarpı 4 birim. Gördük mü acaba? K çarpı 4 birim. E tüm sarmayan bu denklem ya. Bunun üzerinden konuşacağım. Başka gerek yok yani. Arkadaşlar buna bakarak bu denkleme bakarak 2n 2l'den büyükse n'den kesin büyüktür. n büyüktür l kesin. 2n 4k'dan büyükse n k'dan kesin büyüktür. Kardeş sen iki katın, sen dört katından bile büyük ya. O zaman n k'dan kesin büyüktür dersin. Kesin doğru. E ne olabilir? E lmk lmk eşit işte olabilir? Bunun mahsuru yok bende. Kesin doğru olan bir şey varsa n l'den büyük, n k'dan büyük. E bu olabilir bence. Bir mahsur yok o zaman. L, M, N demiş. Kardeş L ile N eşit olamaz ya. Çünkü N, L'den büyük ki. L ile N eşit olamaz. Cırt gitti bu. Peki bu niye doğru olamaz? N de K eşit olamaz da ondan yanlış. Neden? Çünkü N, K'dan büyük olduğu kesin de ondan. O yüzden olsa olsa yalnız bir doğru olabilir. Olabilir deyince millet gelende 1, 2, 3 atlıyor da. Test tekniği bildiğini zannediyor tabii ki. Öyle değil. Bakkal hesabı yok. Yazıp bu denklem bulacaksın. Buna göre yorum yapacaksın yani. Budur. Peki devam edeceğim kütle merkeziyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Uzunca oldu ama bence güzel oldu. Özetlemiş olduk.